O bir iş insanı diye böyle giriyorum. Aynı zamanda çok yetenekli bir klip yönetmeni ve şarkıcı efendim. Sevgili Mr. Jade yanımızda. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok iyi siz. Vallahi sizi gördük daha iyi olduk. Işıl ışılsınız. Harika bir enerjiniz var. Dünya biliyor sizi. Ama yine de tanımayan seyircilerimiz için biraz bahseder misiniz? Evet, iş adamıyım. 20 sene oldu bu sene. Müziği hobi olarak yapıyorum. 2 sene oldu. İşte ilk single'imizi 2 sene önce çıkardık. İşte 2 hafta önce de 4.'sünü çıkardık. Welcome to Turkey, ondan sonra Aşk Benim Neyime, Vilma Eles oynuyor klipte zaten. Evet. Onunla düet yaptık. İlk düeti İsmail Yeka'yla yaptık. İkinci düeti Niran Hüsal'la. Üçüncü Mutluyum'u İspanya'da çektik. Mutluyum'u biliyorum ben. Dördüncüyü de Belgrad'da yaptık. Öyle bir havuz başındaydı değil mi Mutluyum klibi? Aynen. Çok renkli bir klipti gerçekten. Evet, evet, çok güzeldi. Peki, Vilma Enes dediniz. Klipleriniz genelde İstanbul'da, yani Türkiye'de yapmıyorsunuz değil mi? İlk ikisini burada yaptık. Hı-hı. İkisini yurt dışında yaptık, son ikisini. Peki müzik yolculuğunuz nasıl başladı? 6 yaşında babam bana bağlama almıştı. Hatırlıyorum çat pat o bağlamayı kırmıştım yerde. Öyle başladı. Ondan sonra bağlamayı biraz sökmeye başladık. İşte piyano, keman derken aldı yürüdü böyle 13 tane. Wow. Evet. 13 tane enstrüman çalıyorsunuz. Evet. Peki besteleriniz var mı? Var. 3-4 tane var. Mesela Aşk Benim Neyime, Mutluyum. Mutluyum'u 3 dakikada yazmıştım. 3 dakika. Gerçekten 3 dakika. Mutluluğum 3 dakika sürdü. Evet aynen. Aynen. Son klibiniz hakkında konuşmak istiyorum. Evet. Ben bayıldım. Harika bir şey yapmışsınız. Teşekkürler. Zaten hepimizin bildiği bir şarkı. Evet, hasretinle yandı gönlüm. Neden o şarkıyı seçtiniz? O şarkıyı her dinlediğimde gözyaşlarımı tutamıyorum. Çünkü Türkan Şoray'la Kadir İnan'ın filmi var, bilirsiniz. Evet. Orada bir çocuk söz konusu. Çok içimde kalmıştı sürekli ve sürekli dinliyordum. Edip Akbayram çok güzel söylüyor bu parçayı. Evet. Ve hoşuma gitti. Dedim ben bu parçayı zamanda iyi bir iş insanısınız, iyi girişimleriniz var. Gerçekten bir hayırseversiniz. Aslına baktığınızda çok ciddi şeyleriniz var. Mesela Afrika'da bir kuyunuz, üçüncü kuyunuz. Evet. Lütfen onun hikayesini bizimle paylaşın. Aynı zamanda bu bayağı haber de olmuştu. Beyoncé like atmıştı size. Evet, evet. Nasıl oldu o? Ben sürekli işte hediyeler dağıtıyordum Instagram'da. Orada birisine yazmıştı. Dedim ki arkadaşlar bir de siz bana bir tasviri bulun. Ne yapabiliriz, nasıl bir şey ederiz? Sağ olsun birisi bana bir link attı. Dedi ki bakınız dedi şurada kuyular açılıyor. Ondan sonra böyle bir şey yapabilirsiniz. Baktım çok güzel bir şey. İlkini öyle başladık. Kenya'da açtık. Ondan sonra ikincisini açtık. O çocuklar mesela hiçbir zaman berrak suyun ne olduğunu bilmiyormuş. Yani hep böyle bunalık suyun içinde yıkıyorlarmış, kendilerini içiyorlarmış. Bunu niye bu kadar göz önünde serdik? Benim iş arkadaşlarım var. Onlar bunu gördü. Etkileri onlar da yaptılar mesela. Vesile oluyorsun. Bazı şeyleri göstermeniz gerekiyor gerçekten ki çünkü bir değil ona katlayabiliyorsunuz. Ben baktım bizim sosyal medyanıza. Çok güzel fotoğraflarınız var. Sağ olun, teşekkürler. Gerçekten. Mesela George Clooney ile hemen hemen stilinizi benzetmişsiniz ki ben de benzettim. Ve çok da başarılı. Sanırım Sırbistan'da çektiğiniz o fotoğrafları. Ya benim sürekli resimlerim başka yere çekiliyor. Mesela son yaptığım resimler Sırbistan'da. Ünlü kişilerle mi çalışıyorsunuz? Yok. Yok yani yanlış anlamayın kamera sizin elinize veriyorum mesela kendi kameram. Şuradan çekiyorum, şuradan çekiyorum. Son yaptığım resimleri tabii ki... Ne yapayım, ben iyiyim diyorsunuz. Allah yok beni canım, böyle yarattı. Makine çok güzel, makine çok güzel çekiyor. Harika. O George Clooney'e benzettikleri resmi çeken arkadaş çok ünlü bir fotoğrafçı Sırbistan'da. Bazen bana diyorlar ki ya şurada göbeğin çıkmış, bir taratım yok diyorum. Evet. Bütün konuklarıma bunu soruyorum çünkü ben deli bir, yani spor konusunda çok deliyim, seyircilerimiz biliyor. Sporlarınız nasıl? İyi, çok güzel. Tekvando yapmıştım ben zaten 3 sene. Ama son 2 seneler çok aktif şekilde yapıyorum. Spor hocam var, her gün sabah 5 olsun, 4 olsun, gece olsun, ne zaman olursa olsun. Hatta burada geçen sene 2. ayda bir sürü program çekimlerimiz olmuştu. Aha. Hocama telefon açtım, çabuk gel dedim. Sağ olsun uçtu buraya 3 günlüğüne. Devam, spor okula seviyorum. Kaç kilo verdiniz totalde? Totalde mi? 35. 35 kilo veriyor. Son 3 ay 25 kilo. Son 3 ayda. Evet. Ve bunu çok sağlıklı bir şekilde, maşallah, hiç hastalığınız falan da yok. Yok, yok. Bir seyircilerimize ufak tüyo verebilir misiniz? Aslında çok kolay. Yemek yediğimiz zaman 2 saatte önceliğine sonrasından şekerli aslında hiç yemememiz lazım. Ama şekerli madem yiyorsak hiçbir şey ağzımıza almamamız gerekiyor. Çünkü ne oluyor? Mideniz çalışmaya başladığı zaman, siz şeker attığınız zaman böyle oluyor. Ne yapıyor? Yavaşlatıyor. Olayın özü şeker diyorsunuz. Aslında tabii her şeyin özü şeker. Peki Türkiye'de klibini çekmek istediğiniz bir sanatçı var mı? Türkiye'de mi? Düşündüğünüz. Sıla. Vallahi ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten ben çok mutlu oldum. Işıl ışılsınız. Mutluyum yani. Çok pozitifsiniz. Evet, mutluyum. Gerçekten çok da tatlı, çok da şeker bir klip olmuştu. Teşekkürler. O zaman yeniden görüşürüz. İnşallah.